Hürriyet.com.tr'den herkese merhaba. Uzun süredir beklediğimiz uzay yolculuğu maalesef gerçekleşmedi. NASA yaptığı açıklamada SpaceX roketinin olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. SpaceX roketinin Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu yapacağı yolculuk 16 dakika kala şimşek tehlikesi nedeniyle cumartesi günü ertelendi. Peki bu yolculuk neden bu kadar önemli? Neden tüm dünya o anı bekledi ve biz gece yarısı ekrana bakıp gerçekten de o anı yakalamak istedik? Bu kapsamda çok değerli bir konumuz var bugün. İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı ve Türk Astronomi Derneği Genel Sekreteri Doktor Öğretim Üyesi Sinan Aliş. Sinan Bey hoş geldiniz tekrardan programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Şimdi malum uzun zamandır beklediğimiz bir uzay uçuşu vardı orada malum. Fırlatma daha doğrusu ve gece yarısı ekrana odaklandık ama maalesef tabii olumsuz hava şartları bekliyorduk aslında. Bir ihtimalle ertelenme ihtimali vardı hep zaten. Olmadı da. Şimdi ona geleceğim ama onun öncesinde Türkiye'de şimdi konuşulan bir olay vardı. Bu görüntüler falan göktaşı vesaire. Siz hani doğu illerinde görülen bir şey bu. Sonra Gürcistan'a evet. Doğru gidiyor hesabı. Nedir tam olarak? Önce ondan bahsetmek ister misin? Tabii. Bir göktaşı aslında bizim de Doğu Anadolu gözlemevimiz var Erzurum'da. Önemli bir projemiz devam ediyor Atatürk Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde. Orada 3100 metre yüksekliğinde yerleştiğimizdeki kameralarımız da görüntüledi bu şeyi. Bu bir göktaşı. Bu tip olayları zaman zaman yaşıyoruz. Tabii şimdi her geçen gün bu görüntüleme kameraları, işte insanların elindeki kameralar her yerde bunlar arttıkça bu tip olayları daha çok görüntüleyebilir olduk. Belki farkında olmadan aslında bunlar birçok defa düşüyorlardı. Tabii. Yani şunu da söyleyelim. Yani aslında göktaşları dünya atmosferine her saniye, her gün milyonlarcası giriyorlar irili ufaklı. Yani bir mercimek büyüklüğünden tutun da işte çakıl taşı ve daha büyüklere kadar gidebiliyor. Ama dün akşam 20 saat 8:30 civarlarında görülen olaydaki göktaşı muhtemelen birkaç metre büyüklüğünde en azından. 5 ila 10 metre arasında bir şey olabilir büyüklüğü. Bu kadar belirgin görülmesi için. Biz hatta bu tip görülenlerine ateş topu diyoruz. Yani standart göktaşı değil de onların biraz daha bir özel sınıfı gibi bir şey oluyor bu. Ateş topu dediğimiz bir türden. Bunlar atmosfere çok büyük hızlarla giriyorlar. Ortalama 40, 50, 60 bin kilometre bir saat hızlardan bahsediyoruz. Ve genellikle bu hızlardan dolayı da aslında doğrudan doğruya dünyaya düşemiyor. Bir yörünge hareketi izliyor ve aslında biraz böyle atmosferde paralel bir şekilde hareket ediyor. Bir süre gidiyor. O yüzden yani bu Türkiye'ye düşüp düşmediğini söylemek çok güç şu andaki görüntülerden. Daha fazla farklı lokasyonlardan alınan şeylere ihtiyacımız var, görüntülere ihtiyacımız var. Geniş bir coğrafyadan gözlenmesi de aslında çok yukarıdan geçtiğini gösteriyor. Yani yani çok da bir parlak olduğu için insanlar hemen üstümüzde gibi düşünüyorlar ama aslında belki 30-40-50 km yüksekliklerde bir yerden de geçiyor olabilir. Bir de tabii kayıtlar var. Yere düşmesine yakın parçalanma ihtimali çok yüksek. Çünkü çok ısınan bir cisim bu. Aşırı ısınıyor. Ve bunun sonucunda yere birkaç kilometre kala muhtemelen parçalanıyor. Genelde böyle şeyler oluyor. Ama şu anda buna dair bir görüntü, yani parçalandığına ve birden fazla parça aradığına dair bir görüntü ya da bilgi henüz yok. Bugün çok yoğun geçti. İnsanlar bilgi aktarıyorlar. Hatta bu konuda çalışan bizim Ege Üniversitesi'nde bir hocamız var, Ozan Ünsalan. O da takip etmeye çalışıyor. Çünkü eğer yerel bilgi gelirse, biraz doğru bir bilgi gelirse, bir bölgeye gidip araştırma yapılıp taşlar araştırılabilir. Ama şu andaki halde bakarsak, Trabzon, Ordu, İşte ne bileyim Artvin, Erzurum, Erzincan, yani çok geniş bir bölge. Hani bunu nerede diye aramaya kalkılacak gibi değil yani açıkçası. Aslında biraz zaman alacak galiba. Tabii. Düşmemiş yani bile eğer olabilir. Tesadüf, yani şöyle Türkiye düşmemiş bile olabilir. Sınırdan geçip belki işte Ermenistan'a, belki işte bilmiyorum Gürcistan'a falan da düşmüş olabilir. Eğer düştüğü yer yakınlarında, Türkiye'de diyelim ki bir kasaba ya da köye yakınlarında bir yere düştüyse, birileri fark ettiyse, bu sarsıntı ya da bir patlama gibi bir olay olacak çünkü. Bunu fark edenler olduysa belki biraz daha sağlıklı bir bölgede, yani daha dar bir alanda arama yapılabilir o zaman. Biraz daha zamanla göreceğiz artık. Gelişmeleri takip edeceğiz halde hep beraber. Evet. Şimdi tabii asıl merak edilen konuya geliyorum o halde. Şimdi uzun zamanda beklenen bir uçuştu bu ve gerçekleşmedi. Şimdi ilk sorum şu tabii. Dünyada hani neden bu kadar haber oldu sizce? Yani neden bu kadar önemli bu an yani? Hani insanlık için nasıl bir adım diye sorsam size. Ya, tabii aslında yeni ilk defa bir şey oluyormuş gibi bir durum değil. Çünkü bildiğiniz gibi 1961'den beri insanlar, yani tabii, astronotlar, kozmonotlar, artık onun adına hangisini kullanırsanız, onlar uzaya gidiyorlar.
Büyük ülkelerin, Amerika ve Sovyetler Birliği başta olmak üzere bugün Çin'in de uzaya giden astronotları var. Buradaki yenilik ya da buradaki çok çarpıcı olan şey şuydu. İlk defa bir özel şirketin, yani bir ticari şirketin uzaya astronot götürüyor olması burada çok önemli bir konu. Bir de bunu tabii ki bir devlet adına, özellikle NASA adına ve Amerika adına bunu yapıyor olması. Bu süreç 2011'de NASA'nın uzay mekiği görevini sonlandırmasıyla başladı ama aslında 2004-2005'lerde NASA bunu durduracağını söylemişti çok daha önceden. Ve o yıllarda birçok özel şirket başta hem de havacılık uzay şirketleri ki bunların bazıları aslında hem uzay mekiğini hem de Amerika'nın programlarında ya da işte dünyadaki uluslararası uzay programlarında birçok parça üreten şirketler bunlar. Zaten işin içinde olan şirketler. Bunlar o zaman dediler biz makik geliştirmeye başlayalım. Yani bu iş çünkü özel sektöre kalacak. Bir çeşit yani bizim günlük ticaretteki şeyle söylersek bunu biraz işte fason üretime ya da hizmet alımına götürüyor NASA artık. Neden buna ihtiyaç duyuyor? Çünkü kendi sahip olduğu uzay araçlarının bakımını yapması, bunların sürdürülebilirliği biraz sıkıntı olmaya başladı. Çünkü devlet yaptığı zaman tabii ki devletteki işleyen süreçler biraz daha farklı oluyor. Dünyada hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde daha pahalıya mal oluyor. Standartlar, işleyiş tarzları falan biraz daha pahalı. Özel şirketlerde durum daha ekonomik olabilir. Bu durum SpaceX adlı şirketin kurulmasına yol açtı. 2002 yılında kurdu Elon Musk şirketi. Ve o yıllardan biraz da çok hızlı bir şekilde, yani 18 yıl geçti ama 18 yıl içerisinde çok büyük başarılara imza attılar. Ve öyle ki NASA'da SpaceX'i şu anda resmi, neredeyse tamamlanmak üzere protokol, yani kendisinin tüm uzay fırlatmalarında, yani insanlı ve birçok belki de insansız uydu fırlatmasında da resmi şirket olarak kullanacak gözüküyor. Dolayısıyla bu test ilk defa bir özel şirketin Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebat insan götüren, ekip götüren bir fırlatılışı olması itibariyle devletler dışında bir özel şirketin, özel kurumun uzaya astronot götürüyor olması ve bunu hatta ABD adına yapıyor olması şu anda en önemli kısmı. O yüzden bu çok çarpıcıydı, bu bekleniyor. Peki bu uçuş gerçekleştikten sonra ne olacak mesela? Yolculuk ne kadar sürecek? Bu süreci merak ediyoruz aslında, onu da soralım evet. Size. Aslında bu dün akşam ertelenen uçuş uzun süreli bir test sürecinin aslında son aşamasıydı. Daha önce SpaceX şirketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebatsız da bu aracı gönderdi. Kargo gönderdi yani oraya. Ve bu kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi. Sonra tekrar dünyaya başarılı bir şekilde geri geldi. Tüm bu süreçler test edildi. Öncesinde defalarca acil durum senaryoları, iniş senaryoları, fırlatma senaryoları hepsi test edildi uzun bir süredir. Dünkü test içerisinde ilk defa mürettebat gidecekti. Eğer dünkü test tamamlanırsa, bu dünkü test sadece uzaya astronot gönderme konusu değil. Şu anda NASA'nın SpaceX ile yürüttüğü anlaşmanın aslında son aşaması. Bu başarılı bir şekilde gerçekleşirse astronotların, NASA astronotlarının özellikle bunlar, yani SpaceX astronotları değiller. NASA astronotları bu uçuş sırasında bir sürü şey kontrol edecekler şimdi. Ve onların verdikleri raporu doğrultusunda da NASA SpaceX'in bundan sonraki mürettebatlı uçuşları yapıp yapmayacağına dair nihai kararını açıklayacak. Dolayısıyla bu aslında bir son aşaması, yani bu ihalenin tamamlandığı ürün teslimini yapıyorsunuz. Son aşamasında uzmanların değerlendirdiği bir uçuş aslında bu. Ama bir yandan da tabii uçuşu anlamlı hale getirmek için de, yani sadece gitmiş olmamak için de astronotlar uzay istasyonuna gittikten sonra bir süre orada kalacaklar ve oradaki yürütülen bilimsel deneylerde görev alacaklar. Henüz buna karar vermediler. Sanırım gidişata göre karar verecekler. Biraz da uzay istasyonuna kenetlendikten sonra araçtaki durum, astronotların durumu, bazı parametrelere göre karar verecekler ama astronotların orada 1 ay ila 4 ay arasında kalabilmesi öngörülüyor. Bu sürede astronotlar da yalnız değiller. Çünkü şu anda Nisan'dan beri uzay istasyonunda olan 3 kişilik bir mürettebat var. Biri Amerikalı, ikisi Rus kozmonot. Onlar çalışıyorlar. Onlarla beraber 5 kişilik bu ekip bir süre daha istasyonda kalacak. Daha önceden beri planlanan, yürümekte olan yüzlerce deneyin hayata geçirmeye çalışacaklar. Onları yapacaklar. Peki dünyadan fırlatıldıktan sonra ne kadar sürede istasyona varılıyor peki, onu sorsam? Bu tabii planlayışınıza göre değişebiliyor aslında ama SpaceX'in şu anda bu fırlatılıştaki kurguda 19 saat gibi bir süre planlandı. Kenetlenmeye fırlatılıştan sonra 19. saatte kenetlenmesi öngörülüyor.
Çünkü tabii yavaş olan bir süreç. İstasyonun yörüngesine çıkıyor önce. Ulaşıyor. Orada pozisyonunu alıyor. Çok yavaş, çok milim istasyona yaklaşan bir kenetlenme süreci söz konusu. Kapaklar açılıp istasyona geçecekler astronotlar. Ondan sonra da işte şu anda belirsiz olan bir süre boyunca da istasyonda görevlerini yerine getirecekler. Peki bu yolculukta astronotları bekleyen bir tehlike var mı? Yani ne kadar güvenilir? Yani mutlaka bunun yani bir sürü testi yapılmıştır ama daha evvel de uçuşlar yapıldı benzer ama hani yine de sormak istiyorum tabii bunu da ayrıca. Şimdiye kadar çok başarılı gitti gözüküyor. Yani özellikle SpaceX'in bu fırlatmada kullandığı roket öncelikle. Yani bir tabii şey belki altını çizmek gerekiyor. Bu uzay araçları kendi kendilerine uzaya gidemiyorlar. Çünkü dünyanın çekim alanından kurtulmak için çok büyük bir güç harcanması gerekiyor. Uzay mekiği de daha önceki bütün uzay araçları da hep bir roket tarafından taşındı. Nereye kadar taşınıyor? Aşağı yukarı 100 km civarında bir yüksekliğe kadar bu uzay araçlarını roketler götürüyorlar ve onları deyim yerindeyse orada bırakıp geri dönüyorlar. Bu süreçlerin 2008'den beri SpaceX özellikle kullandığı bu Falcon adlı roket serisini çok geliştirdi ve çok başarılı bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Hatta biliyorsunuz 2015'ten itibaren de çeşitli denemeler yaptılar ki bu uzaya araçları götüren roketler gerisin geriye aynen gelip dik bir şekilde hiçbir zarar görmeden platforma tekrardan geri konacak şekilde denemeler yaptılar ve çok başarılı oldular. Dolayısıyla bu süreçte yani normal şartlarda çok büyük bir risk, yani yeni bir risk yok bu uzay aracıyla ilgili olarak. Buradaki tek farklılık uzun bir süre boyunca yani 1981'den 2011'e kadar uzay mekiğiyle alışkın olduğumuz bir görüntü vardı. O görüntü de şuydu, uzay mekiği bir planördü aslında biliyorsunuz. İşte süzülerek bir uçak gibi, planör gibi bir yine bu Kennedy uzay üssünün yakınındaki içindeki bir pistte iniş yapıyordu uçak gibi. Şimdi tabii bu uzay mekiği değil, giden araç bir kapsül. Bu kapsüller aslında 1970'lerden beri kullanılan eski, yani bu kapsül tabii şu an çok modern, çok donanımlı falan ama tasarım olarak baktığımızda 1970'lerden beri kullanılan standart bir yapıda bir ürünle karşı karşıyayız, uzay aracıyla karşı karşıyayız. Bu araç dünyaya serbest düşüş yapacak. Ve bunu yavaşlatmak için, kontrollü inebilmek için de paraşütler kullanacaklar. Bunun sonucunda da tabii ki o paraşütler ne kadar yavaşlatırsa da yavaşlatsın inişteki bu hızını, henüz roketler gibi yere kontrollü bir konmayı henüz daha gerçekleştiremediler. O yüzden okyanusa düşecek. Yani yumuşak bir düşüş yapmanın en kolay yolu bu. Okyanusta da donanma kuvvetleri hemen gidecekler. Düşeceği yer aşağı yukarı belli. Orada o alanda hazır bekliyorlar. Onlar oraya gidip o düşen kapsülü kurtarıp alıp içinden astronotları çıkaracaklar. Ama bir sonraki aşaması, SpaceX bunun simülasyonlarını yapmaya başladı, denemelerini yapmaya başladı. Bir sonraki aşaması bu giden kapsülün aynı roketler gibi dik bir şekilde inebilmesini, platforma, yere, yani fırlatıldığı yer içerisinde bir yere yine inmesini sağlamayı düşünüyorlar. Bu biraz daha zamanı var bu sürecin ama ileride bunu hedefliyorlar. Hedefleri içerisinde bu da var. Evet, gerçekten de büyük bir gelişme olur aslında eğer bunu başarabilirlerse gerçekten ki neden olmasın. Evet. Peki şimdi astronotlar gitti 19 saat falan işte küsur bir saat sürdü ve istasyona vardılar. Kaldıkları süre boyunca bir günleri nasıl geçecek mesela şimdi orada kalacaklar çok kısa bir zaman kalmayacaklar sanırım. O kaldıkları sürede sadece hani deneylere çalışmalara katılacaklar ama başka neler yapacaklar mesela? Evet. Yani aslında astronotların uzaydaki yaşamı özellikle istasyonlardaki yaşamları son derece yoğun. Neredeyse hiç vakitleri bile olmuyor. Çünkü istasyonlar şöyle çalışıyorlar. Uzay istasyonları şimdi yer çekiminin olmadığı ya da çok az olduğu ortamlar olduğu için bir sürü deney yapılıyor. Bütün bu deneylerin hepsi de çeşitli kategorilerde biyolojik deneylerden tutun teknoloji geliştirmeye yönelik deneyler de var. Bütün bu deneyler aslında insanoğlunun uzun süreli boyunca uzaydaki yaşantısında bu yer çekimsiz ortamın etkilerini anlamaya yönelik. Ve hedeflerin tabii ki hep ileriki hedefi biliyorsunuz. Yani bütün nihai nokta Mars'a ya da Ay'a yapılacak koloniler aslında. Dolayısıyla istasyonda bitkilerden, insan hücrelerinden, bunların yer çekimsiz ortamdaki yetişmeleri, gelişmeleri, hücredeki bozukluklar, bir sürü bilinmezler var şu anda. Bunlar araştırılıyor. Bir yandan tekstil materyalleri, teknolojik bazı ürünler, radyasyona yönelik testler, bir sürü başka testler daha yapılıyor uzay ortamında. Hangi materyalleri nasıl kullanabiliriz diye. Dolayısıyla çok yoğunlar. Zamanlarının belli bir kısmını spora ayırmak zorundalar. Özellikle uzun süre yer çekimsiz ortamda kalan astronotların en büyük problemi kas sisteminin, iskelet sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmaması.
Çünkü bizim sistemimiz dünyada bir belli bir yer çekimine alışkın durumda. Bu yer çekim ortadan kalktığında bu iskelet ve kas sistemi üzerine çok büyük bir aslında travma yaratıyor. Yani olmaması bir travma yaratıyor. Dolayısıyla astronotlar da kas kütlelerini kaybetmemek adına gün içerisinde belirli saatlerde orada spor salonu gibi ortamlarda çeşitli aktiviteler yapıyorlar. Yani kütlelerini korumak için. Aksi halde geldiklerinde zaten yine de buna rağmen geldiklerinde biraz zorluk çekiyorlar ilk etapta. Yani kısa süreli ama mesela bir yıl süreli kalan, rekor kalan astronotlar ve kozmonotlar var özellikle Uluslararası İstasyonu'nda. O bir yıl süreli konaklamadan sonra dünyaya geldiğinde ayağa kalkması pek mümkün olmuyor. Çünkü bu kasların o şekilde ne kadar spor yapsa da aynı etkide kullanma şansı olmuyor uzayda. Ve onların tekrar rehabilite olup normal vücut fiziksel sağlığına kavuşması bir süre alıyor. Bir fizik tedavi süreci alıyor. Dolayısıyla bir kısım bu sağlıksal sorunlarıyla ilgili uğraşıyorlar. Bir kısım tabii yeme içme durumları var. Ondan sonra bir önemli bir kısmında da aslında deneylerle boğuşuyorlar. Yani kendine çok fazla aslında mesela böyle kitap okuyalım, boş boş duralım, müzik dinleyelim, sohbet edelim vakti o kadar çok olmuyor. Bayağı yoğun programlar aslında. Bayağı yoğunlar. Evet. Arada şey yapıyorlar. Onları çok belki internetten, sosyal medyadan insanlar fark edebilirler. Arada astronotlar işte arada derede bulabildikleri zamanlarda camlardan, görüntülerden, dünya görüntüleriyle çekmeye çalışıyorlar. Bir de yine tabii ki onlara verilen resmi görev itibariyle belirli bir program dahilinde özellikle astronotlar yerle canlı bağlantılar kuruyorlar. Bu özellikle halkın astronomiye, uzaya, uzay çalışmanın ilgisini biraz teşvik etmek için yapılan bir çalışma. Eğitimi bilim anlamında, bilim toplum hizmetleri bir kapsamında düşünülüyor. Tabii ki buna çok aşırı vakit ayıramıyorlar çünkü başka işler de var ama günün belli bir saatinde de haftanın programlar yapılıyorlar ve yerle canlı bağlantılar yaparak özellikle okullarla, lise düzeyindeki okullarla canlı bağlantılar yapıyorlar. Bunu Türkiye'den yapan okullar da var. Yani bunun için NASA'da Uzay İstasyonu'nda sayfalarında ilgili yerlere başvurular yapıyorsunuz. Eğer kabul edilirse size bir randevu veriliyor, rezervasyon yapılıyor, gün, saat vesaire. Ondan sonra o şekilde istasyondaki astronotlarla konuşabiliyorsunuz. Onlara soru sorabiliyorsunuz. Yani bir kısmını da buna ayırıyorlar vakitlerini. Peki son bir soru soracağım. Şimdi bu uçuş gerçekleşti. Her şey 10 numara gidiyor. NASA SpaceX arasındaki hani iletişim, ortaklık bundan sonra ne boyuta evrilecek mesela? Ondan sonrasındaki adım ne olacak yani? Yani çok net tabii söylemek zor ama iyi gittiğini görüyoruz. Şu ana kadar gelen süreçte aslında birçok işi NASA SpaceX'e verdi diyebiliriz. Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'na yük taşımayı, çünkü bir yandan yük kargo dememin sebebi şu, istasyonda düzenli periyotlarda kalan insanlar var, astronotlar var. Ve oralara devamlı olarak yiyecek, gıda ve başka materyaller, belki deneylerle ilgili materyaller de olabilir. Ciddi anlamda belirli periyotta yük gitmesi gerekiyor. Yani insan gitmese bile bazen yük gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla şimdiye kadar SpaceX bunu 20'ye yakın kadarını gerçekleştirdi bu yükleri. Hı. Bir kısmını Rusya yapıyor. Kendi Soyuz uzay aracıyla götürüyor onları. Şimdi yani NASA ile arasındaki ilişki, birçok Amerika'nın koyacağı bilimsel uyduyu, uydu teleskobu, belki başka araştırma uydularını yine SpaceX uzaya götürebilir. Bunu yapabilirler ama en önemli şey şu anda yani dünkü fırlatma ile ilgili ve cumartesi günü tekrarlanacak olan fırlatma ile ilgili en önemli kısım bundan sonraki astronotları SpaceX'in taşıyacağı. Yani NASA'nın şu anda kendi imkanlarıyla bundan sonra bir astronot taşıma programı görülmüyor. Bunun da geliştirmeye de çalışmıyorlar. Mekik bittiği için sonlandırıldı. NASA uydular yapıyor. Teleskoplar yapıyor. Bir türlü projeleri var bilimsel anlamda, araştırma anlamında. Fakat insanı yani astronot uzaya götürecek bir çalışma içerisinde değil. Bundan sonra bu görevi bilmiyorum. SpaceX'den sonra başka şirketler de bu işe girebilir mi? Ama şimdilik SpaceX ile gideceği gözüküyor astronotların uzaya. Biliyorsunuz hatta bir belki dipnotla düşelim. Türkiye'nin uyduları da, TürkSat uydularını da SpaceX fırlatacak. Yani SpaceX'in bu roketleri yeniden kullanabilir hale getirmesi özellikle roketlerin dünyaya geri deyim yerindeyse inmeleri, konmaları maliyeti çok düşürüyor. Ve açıkçası SpaceX biraz şu anda nasıl diyeyim uzay pazarında, piyasasında fiyat kıran bir şirket konumunda. Çok iyi fiyatlar veriyor. Bunu kimlerle rekabet ediyor şu anda derseniz? Japonya ile, Çin ile, Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay ajansıyla rekabet ediyor ve verdiği fiyatlar bu belki düşürdüğü maliyetler, ulaştığı teknolojilerle çok ucuz olmaya başladı.
Türkiye'de TürkSat 5A ve 5B uydularını SpaceX'in yörünge yerleştirmesine onay verdi. Anlaşmayı imzaladılar. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Elon Musk Türkiye'de geldi hatta bununla ilgili. Doğru. Bu yıl içerisinde şu anda tam tarihini hatırlamıyorum. Ertelenmiş olabilir son durumlardan dolayı ama TürkSat 5A bu yıl içerisinde 5B önümüzdeki yıl SpaceX tarafından uzaya götürülecek. Yani sadece Amerika değil tüm dünyadaki pazarı aslında ya da uzay alanına hizmet ediyor SpaceX. Ama astronot olması bakımından, insan taşıması bakımından şu anda Amerika özellikle tabii çok gündemde olan bir konu. Anlıyorum. Peki. Çok teşekkürler Sinan Bey programımıza katıldığınız ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben de kolay gelsin.